Merhaba arkadaşlar, Diablo Lore serimizde Diablo oyunlarının hikayesine gelmek üzereyiz. Bu videoda Zakarum Kilisesi'nin gelişimiyle Kara Sürgün ve Tristram'ın kararması olayları arasındaki dönemi sizlere aktaracağız. Keyif almanız dileğiyle iyi seyirler. Zakarum Kilisesi'nin tarihsel dönemlerini ele alırken 4 döneme bölmek mümkün. Kuruluşu, yükselişi, yozlaşması ve yeniden düzene girmesi şeklinde. Kuruluş aşamasını inancın yükselişi Akarat kimdir videosunda anlatmıştık. Kısaca bir özetleyecek olursak, Zakarum örgütü, örgütü diyorum çünkü kuruluş yıllarında henüz kilise gibi bir oluşumdan ya da düzenden bahsetmek mümkün değildi. Akarat'ın Yeerus isimli melekten öğrendiği iç ışık öğretilerini insanlara aktarması ile ilk kez ortaya çıktı. Akarat ölene kadar henüz kurulmayacak olan bu örgüt, Akarat öldükten sonra onun öğretilerinin kaleme alınıp miras edilmesi ile kurulmuş olacaktır. Kelime kökeni olarak Zakara kelimesine dayanır ve iç ışık anlamına gelir. Kurulduğu yıllarda çok mütevazı olan bu örgüt, zaman içerisinde bünyesine katacağı müritleriyle yavaş yavaş büyüyecektir. Kejistan'da hatır sayılır bir yer tutmaya başlayınca herkes gibi Tyrael tarafından da fark edilecektir. Yükseliş dönemi de Zakarum örgütünün Tyrael'la tanışmasıyla başlar. Bir önceki Kara Sürgün bölümünde Tyrael'ın Zakarum'dan nasıl faydalandığını anlatmıştık. Sanctuary'e sürülen 3 büyük iblis generalinin hem yakalanmasında hem de yakalandıktan sonra korunmasında Zakarum Kilisesi başrolü oynayacaktı. Dünyada yaşanan bu büyük iblis avı tabii ki herkesin kulağına gitmişti ve insanlar arasında iki örgütün ismi dolanmaya başlamıştı. Horadrim ve Zakarum. Ancak Horadrim büyücülerden oluşmaktaydı ve pek de büyüme niyetinde değildi. Ayrıca buna zemin hazırlayacak bir oluşum da yoktu zaten. Ama öte yandan Zakarum bir dindi. İnsanları kolayca kendisine çekti ve Zakarum Kilisesi büyümeye başladı. Ancak asıl sıçramayı Kejistan'da kilisenin büyümeye başlamasından rahatsız olan bürokratlar ve yönetici kadrosunda bulunan büyücülerin başlattığı iç isyan sayesinde yapacaktır. Bunun olmasının baş sebeplerinden birisi ise Mephisto'nun mezarı üzerine kurulan Kuras şehrinin aşırı büyümesi ve başkent olarak anılmaya başlamasıydı. Bunun üzerine Zakarum Kilisesi de kendi hiyerarşik düzenini oturtup bir lider seçti. Kuehegan olarak isimlendirecekleri bu ünvan sanki ülkenin yöneticisi gibi görünmeye başlamıştı. İşte bu nedenle iç karışıklık çıkartılıp bunun önüne geçilmek istendi. Ancak planlar fena ters tepecekti. Rakkis isimli bir Zakarum generali bu ayaklanmayı çok sert bir şekilde bastıracaktır. Ancak düzen ve dirlik sağlandığından hem halk hem de Zakarum Kilisesi'nde kahraman olarak karşılanacaktı. Bu sayede Zakarum rahipleri de devletin üst düzey kadrolarına yerleşmeye başladı. Bu olaydan sonra Sanctuary'de Rakkis rüzgarı esecektir. Kendisine sadık olanları etrafında toplar ve Zakarum adına fetihlere çıkacaktır. Kejistan'ın güvenliğini sağlamak amacıyla ilk seferini Batı'ya düzenleyecektir. Bugün Swamplands olarak geçen bu bölgeyi işgal eder. Burada işini tamamladıktan sonra yüzünü Batı'ya çeviren Rakkis'in ayrılması ile bölgede yönetime bırakılan Akhan isimli bir rahip tapınak şövalyelerini andıran bir birlik kurar. Diablo 3'te Crusader olarak bildiğimiz sınıftır. Akhan'ın kurduğu bu birliğe dışarıdan dahil olmak mümkün değildi. Tamamen gizli ve kapalı bir topluluk olarak kurulur. Bunun nedenlerine ise ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Şimdilik Rakkis'in seferlerine devam edelim. Batıda görevini tamamlayan Yüce General Rakkis, doğuya doğru yürüyüşünü başlatır ve İkiz Denizi geçer. Bölgede ilk olarak Ivgorod keşişleri ile karşılaşır. Saptev inancına bağlı olan bu birlik Zakarum'a katılmayı reddeder ve Rakkis'in gazabına yenik düşer. Ancak yok olmadan bu olaydan sağ kurtulur ve kuzeye çekilirler. Biz bu küçük birliği Diablo 3 oyunundaki Monk sınıfı ile tanıyoruz. Ve Rakkis gelebileceği kadar doğuya gelmişti ve buraya yerleşmeye karar verdi. Westmarch adı verilen krallığın da temelleri atılmış oldu. Westmarch'ın da ilk kralı Rakkis olacaktı. Ancak Rakkis bu sefer sırasında Nephilim diye bir olgunun varlığından haberdar olacaktır. Corvus kalıntılarında aradığını bulacağına inanan Rakkis, zaman içinde başkent Westmarch'ı kutsar ve amblemleri olarak da Corvus kurtunu seçer. Hatta Dünyalar Taşı'nın varlığından bile haberdar olur. Rakkis çok arzuladığı kuzey seferine çıkamadan Corvus kalıntılarında Nephilim gücünü ararken hayatının sonuna gelir. Sanctuary'nin şimdiki düzenine çok büyük payı olan Rakkis'in yapmış olduğu fetihler ve kurmuş olduğu krallık ile Zakarum Kilisesi'ni neredeyse tüm dünyaya yaymıştı.
Savaşlar sırasında kullandığı stratejiler ve Zakarum inancının yaşayış şekli kitaplaştırılmış, sonraki nesillere aktarılmıştır. Zakarum Kilisesi bu şekilde yükselirken, yozlaşması ise kilisenin kalbi olan Kuras'ta başlayacaktı. Mephisto'nun bedeni ve nefreti başarılı bir şekilde ruh taşına hapsedilmişti. Ancak iradesini durdurmak o kadar da kolay değildi. Tyrael bunu hesaplayamamıştı ve insanoğlu tehlikenin ta kendisiyle baş başa bırakılmıştı. Mephisto üzerinde bulunan pek çok iradesi zayıf rahip, keşiş ve din adamının aklını çelmeye başlamıştı. Ancak Kuehegan olan Halim, ışığa olan saf inancı nedeniyle Mephisto'ya karşı koyabiliyor ve Mephisto'nun iradesini kilisenin içerisinde yayılmasını engelleyebiliyordu. Halim'in iradesini ele geçiremeyince Mephisto yozlaştırdığı Zakarum müritlerini Kuehegan'ı öldürmesi için gönderir. Bununla birlikte önünde engel kalmayan Mephisto ruh taşının kırılmasını emreder ve kalan en büyük parçayı Sankekur isimli, neredeyse kendi iradesiyle Mephisto'ya hizmet eden rahibe saplar ve Mephisto tekrar Sanctuary'de beden bulur. Sankekur görüntüsüyle şeytani görüntüsünü kenara bırakan Mephisto, Zakarum Kilisesi'nin başına geçer ki işte bu olayla Zakarum Kilisesi yozlaşmaya başlayacaktır. Bu yıllarda hatırı sayılır başka olaylar da yaşanmaktaydı Sanctuary'de. Kısaca onlardan da bahsedecek olursak. Cadı Edria ve o çok meşhur Deckard Cain bu dönemde dünyaya gelecektir. Westmarch çok büyük bir salgınla karşı karşıya gelir ve dönemin kralı 2. Justinian ölülerin kanalizasyonda yakılması emrini verir ki Diablo 3 oyununda Westmarch'ta bu tünellere rastlamıştık. Öte yandan Zakarum Kilisesi'nin kötücül gazabı giderek büyüyor ve yayılıyordu. Kendilerinden olmayan herkesi öldürüyorlardı. Özellikle Skatsim dini üyeleri işkence edilerek yok ediliyorlardı. Bu döneme Diablo tarihçilerinde Zakarum Engizisyonu adı verilir. Hakimiyet yavaş yavaş tekrardan cehennem saflarını geçmeye başladığı bu dönemlerde Kuras'ta bulunan Işığın Kilisesi artık karanlık tapınak olarak anılmaya başlar. Bu dönemde Zakarum karşısında duracak kimse yoktu ve insanlık Zakarum hakimiyetine teslim olmuştu. Çok zaman sonralarında tabii ki Zakarum aklanacak ve Mephisto'nun himayesinden kurtulacaktır. Ancak hiçbir zaman da bu dönemde olduğu kadar da güçlü olmayacaktır. İşte bu yozlaşma nedeniyle Akhan Crusader Birliği'ni kurar ve yine aynı nedenden dolayı da Crusader'lar dışarıdan gelen hiçbir paladini birliğe dahil etmezler. Öte yandan geride kalan inancı temiz paladinler ise Westmarch krallığına sığınacaklardır. Hatta Westmarch şövalyeleriyle birleşeceklerdir. Öte yandan Mephisto ise planını yürürlüğe koyar ve ilk adım kardeşi Diablo'yu serbest bırakmak olacaktır. Diablo da gidip ağabeyi Baal'ı uyandıracaktır. Bu iş için görevlendirilen kişi ise pek çoğumuzun tanıdığı Başrahip Lazarus'tur. Başrahip Lazarus, Kandras bölgesinin kralının yanına gönderilir. Zakarum Kilisesi adına bölgeyi yönetmekte olan kişi ise tanınmış bir kral olan Leoric'ti. Lazarus'un Kandras'a varması ile Tristram'ın kararması denilen olaylar zinciri başlamış olacaktır. Tarihsel sıralarda sonralarda olacak olan Zakarum'un yenilenmesi, Mephisto'nun elimine edilmesiyle gerçekleşebilecektir. Ancak bu dönemi görmemize henüz var. Deckard Cain'le, Butcher'la ve Kral Leoric ile tanıştığımız o muhteşem oyun olan Diablo 1'in yaşandığı döneme böylelikle gelmiş oluyoruz. Zakarum Kilisesi'nin detaylarını anlattığımız bu videoda, kara sürgünden bu yana yaşanan olayları da birlikte öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda ise Tristram'ın etrafında dönen olayları ele alacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve takipte kalın.